Rivayetlere göre Hazreti Süleyman peygamberin çizdirdiği söylenen Piri Reis'in ünlü dünya haritası günümüzde bile gizemini sürdürmektedir. Osmanlı devlet adamı olan Piri Reis 80 yaşlarındayken Mısır'da idam edildi. Peki bunun gerçek sebebi neydi? Piri Reis gerçekten görevini suistimal mi etmişti? Yoksa yöneticiler tarafından yanlış mı anlaşılmıştı? Ya da devlet adamlarının kişisel husumetine ve iftiralarına mı uğramıştı? Piri Reis'i idama götüren sürece bir göz atılması belki bu sorulara yanıt olabilir. Hadım Süleyman Paşa'nın bölgeden ayrılması sonrasında Piri Reis Süveyş kaptanlığına getirildi. Piri Reis'in göreve geldiği dönemde bölgedeki Portekiz saldırıları iyice yoğunlaşmıştı. Portekizliler Kızıldeniz'deki Türk donanma merkezini ve Türk tersanesini yakma teşebbüsünde bile bulundular. Piri Reis ilk olarak Portekizlerin işgal etmiş oldukları Aden Kalesi'nden uzaklaştırdı. Osmanlı Devleti'nin Süveyş donanmasına ait 30 kadar gemiyle Hint Okyanusu'na açılan Piri Reis, Maskat açıklarında kendisinden iki kat fazla gemiye sahip olan Portekiz donanmasını mağlup etti ve Maskat'ı ele geçirdi. Kurtulabilen Portekizliler Hürmüz Adası'ndaki Hürmüz Kalesi'ne sığındılar. Hürmüz Kalesi'ni kuşattı fakat kale alınamadı. Bazı tarihçiler Portekizlilerden rüşvet aldığı ve kuşatmayı bu nedenle kaldırdığını iddia ederler. Bu bölgede bulunan Müslüman halkın Portekizlilere yardım etmeleri Piri Reis'i oldukça kızdırdı. Bu kızgınlıkla askerlerine şehri yağmalama emri verdi. Müslüman ahalinin yağmaya tabi tutulması bölgede pek hoş karşılanmadı. Piri Reis'i idama götüren süreç bu olay ile birlikte başlamıştı. Piri Reis, bölgedeki Basra valisi Ramazanoğlu Kubat Paşa'dan yardım istedi. Vali, yardım etmediği gibi yağma olayı nedeniyle onu tutuklamak ve mallarına el koymak istedi. Ancak Piri Reis buna müsaade etmedi. Bu arada Portekizlilerin büyük bir donanma ile bölgeye yaklaştığı ve Basra Körfezi'ni kapatmayı planladıkları haberi alındı. Piri Reis, bakım ve onarım yapılan donanmasının hazır olmadan denize açılmasını istemedi. Bölgede mahsur kalmamak için donanma ve askerleri geride bırakarak acil olarak 3 gemiyle sıkıntılı bir şekilde Süveyş tersanesine yani donanma merkezine geri döndü. Ne yazık ki Basra valisi Ramazanoğlu Kubat Paşa, Piri Reis hakkında şikayetini Mısır valisine çoktan iletmişti. Mısır valisi Piri Reis'i tutukladı ve konuyu divana iletti. Şikayet konularından en önemlisi Piri Reis'in Hürmüz muhasarasını kaldırması ve donanmayı bırakıp gitmesi gibi suçlamalardı. Piri Reis'in gerekli bakımdan geçmemiş donanmanın Hint Okyanusu'na açılmasının çok sakıncalı olduğu şeklindeki savunması dikkate alınmadı. Hakkında idam kararı verilen bu ünlü haritacı ve denizci 80 yaşının üzerindeyken 1552 yılında Kahire'de idam edildi ve malları devlet hazinesine aktarıldı. Tarihten dine, siyasetten ekonomiye, sağlıktan teknolojiye ve daha birçok konuya değindiğimiz Sadece Gerçek adlı elektronik dergimizin yayınlarını kaçırmamak için Sadece Gerçek adlı YouTube kanalımıza abone olunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.